Yeryüzünde biyoçeşitliği etkileyen faktörler fiziki yani doğal, paleo-coğrafya ve biyolojik unsurlar olarak üçe ayrılır. Buna göre durumlarından hangileri paleo-coğrafya unsurlarının biyoçeşitliliğin dağılışını etkilediğine örnek olarak gösterebilir. Paleo-coğrafya dediğimiz geçmiş dönemlerde, jeolojik dönemlerde meydana gelen bazı olayları dikkate aldığımızda karşımıza çıkmakta ve bu da yine biyoçeşitliği etkilemektedir. Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde denize bakan yamaçlarda biyoçeşitliğin fazla olması oradaki nemlilik ılıman iklim koşullarıyla alakalıdır. Bu paleo coğrafya ile alakalı değildir. Son jeolojik zamanda buzullaşmanın etkisiyle Bering Boğazı'nın Alaska ile Sibirya'yı birbirine bağlaması ve buradan canlı geçişlerinin yaşanması eski dönemlerde meydana gelen bir olay ve paleo coğrafyanın inceleme alanına girmektedir. Bunu aldık. Rüzgarların tohum ve polenleri taşıması ile bazı bitlerin yayılış alanının genişlemesi bu iklimin yine biyoçeşitlik üzerindeki etkisine örnektir. O yüzden yalnız iki paleo coğrafya eskiden gerçekleşmiş olayları dikkate aldığımız için doğru cevabımız B şıkkı olarak değerlendirilebilir. Yılın her dönemi sıcak ve yağışlıdır. Yıl boyunca yeşil kalan uzun boylu ağaçlardır. Orangutan, şempanze, jaguar, kuş ve böcek türleri hayvanları oluşturmaktadır. Ki bu biyom arkadaşlar tropikal yağmur ormanlarına aittir. Sorumuzda hangisine ait bir açıklama yoktur diyor hemen eşleştirmeye başladık. Ki buna ait bir açıklama var. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Boyu 1-3 metre arasında olan bodur ağaç ve çalılar, maki bitki toplulukları ki bu arkadaşlar direkt çalı kısmını ifade etmekte Akdeniz iklimini yansıtmaktadır. Sıcaklık sadece 3 ay 0 santigrat derecenin üzerindedir ki 2 ay bazı yerlerde 3 aya çıkabiliyor. Biraz daha güney kısımları ekvatora yakın alanlara doğru ama genelinde 2 ay üzerine çık 2 ay 0'ın üzerine çıkıyor. Yağışlar sıcaklığın arttığı dönemde artar. Cılız ot yosun, liken ve yer yer çalılar ki tundra, bitki örtüsü de tundra, toprağı da tundra. Bu iklimimiz tabii ki tundra iklimi olacak. Kutup tilkisi, rengeyi, misk öküzü, palyaç ördek ve kuş türleri bulunmakta. Bu arkadaşlar tundra olarak karşımıza çıkıyor. Dünya üzerinde 70 derece enlemleri çevresinde görülüyor. Yıl boyunca sıcak ve kuraktır. Yıllık yağış miktarı 200 milimetreden azdır. Seyrek ve kurakçı lotlar, çalılar ve kaktüsler buradaki bitkileri oluşturur. Deve, yılan, karınca, akrep ve tilki de oradaki hayvanlardır. Bu da arkadaşlar çöl biyomunu yansıtıyor. Savan biyomuna ait bir örnek verilmemiş ki bu belgesellerin çekildiği alanlardı. Özellikle savan dediğimiz uzun boylu ot vardı. Aslanlar yine burada baktığımızda sırtlanlar, antiloplar bu gibi canlıları görmekteydik. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Yukarıda verilen durumlardan hangilerinin sonucunda atmosfere karışan karbon oranı artmıştır? Ulaşımda kullanılan araç sayısının artması ki araçların özellikle yakıtları petrol, petrol kullanılarak tabii ki burada mazot, benzin gibi türleri var bunların yakılması sonucu atmosfere karbon salınımı gerçekleşmektedir. Bunu almamız gerekiyor yani biri aldık. Enerji üretiminde yenilenebilir doğal kaynakların kullanılması. Yenilenebilir kaynaklar havayı kirletmiyor. İşte rüzgar, güneş, hidroelektrik gibi bunlar karbon oranını arttıran uygulamalar ya da enerji kaynakları değildir. Konutların ısıtılmasında fosil. Ne demek fosil? Linyit, petrol, taş kömürü bunların kullanılması yine karbon oranını arttırmaktadır. O yüzden doğru cevabımızın 1 ve 3 C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda madde döngüleri sırasında gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir. Bu olaylar sonucunda atmosfere geçen maddeler aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Fosil yakıtlar, petrol, bunun yanında doğalgaz, lignit, taş kömürü bu fosil yakıtları oluşturur. Bunlar kullanılırsa arkadaşlar, enerji üretiminde kullanılırsa karbon oranını arttırıyorlar, havayı kirletiyorlar. O zaman bir karbon olmalı. Geriye B ve E şıkları kaldı. Ölmüş canlı kalıntılarının bazıları bakteriler tarafından parçalanır ve bunun sonucunda denitrifikasyon olayının yaşanması demiş. Bu azot döngüsüne örnek olarak verilebilecek ya da azot döngüsüne dikkate aldığımız bir parçadır. Havadaki su varının güneş ışığına bağlı olarak fotolize uğraması oksijen döngüsünde dikkate alınmaktadır. O yüzden doğru cevabımızın burada B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Deprem ve volkanizma jeolojik kökenli ekstrem doğa olayları arasında yer almaktadır. Bu ekstrem doğa olaylarının haritada numaralandırılmış alanların hangisinde şiddetli şekilde yaşanması beklenmez. Şimdi biz burada hayat kurtaran H dediğimiz harfimizi çizelim. Bu alanlar arkadaşlar özellikle volkanizma ve tektonik olayların yoğun olarak yaşandığı alanları ifade ediyor. Yine Asya'nın doğu kısmından yine baktığımızda düz değil ama biraz daha oval bir çizgi çekiyoruz. Amerika kıtasının batısından oval bir çizgi çekiyoruz. Ve yine Orta Amerika kısmından başlayarak Akdeniz Havzası'ndan geçen bir çizgi çekiyoruz. Ve bu alanlarda baktığımızda tektonik deprem yaşanma riski ve volkanik alanların olduğunu görebiliyoruz. Buna göre bu kısımda bir de şunu ekleyelim H harfine Atlas Okyanusu'nun sırtları yani e, Atlantik dediğimiz bu okyanusun sırtları dediğimiz orta kısmından da yine önemli fay geçmektedir. Ama Sibirya gibi alanlarda bu tür olayların yaşanması oldukça zordur. Çünkü bu alanlar masif arazileri eski yaşlı kütleleri e, dikkate aldığımız alanlardır. O yüzden doğru cevabımızın burada B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda verilen durumlardan hangileri jeolojik ve jeomorfolojik kökenli ekstrem doğa olaylarına örnek gösterilebilir? Jeolojik dediğimiz yer yapısı, jeomorfolojik dediğimiz yine yer şekillerine de bağlı olan ekstrem olayları ifade etmektedir. 2017 yılında Atlas Okyanusu üzerinde oluşan Irma kasırgası nedeniyle Karayip Adaları ile Florida'da sel ve taşkınların olması. Bu iklime bağlı klimatolojik kökenli bir ekstrem olaydır. Yani iklim dikkate alınmaktadır. Kasırga tarzı özellikleri söylediğimizde ya da örnekleri verdiğimizde. 1970 yılında Afrika'nın Sahal bölgesinde yaşanan kuraklık nedeniyle binlerce kişinin açlık ve susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalması ki bu alan kuraklık etkisiyle yani klimatolojik hava olayları iklime bağlı bir durum olarak gerçekleşmekte. 2011 yılında Honshu adasında bunun yakınlarında meydana gelen tsunami nedeniyle yaklaşık 17 bin kişinin hayatını kaybetmesi. Tsunami arkadaşlar deprem sonucunda ortaya çıkan jeolojik kökenli bir ekstrem doğa olayıdır. Ki oradaki deprem dalgaları oluşturuyor ve o da karaya doğru ilerliyor. Bu jeolojik olduğu için yalnız 3'ü aldık. Yani B şıkkı doğru cevabımız oldu. Dediğimiz gibi klimatolojik kökenli 1 ve 2. Üçüncüsü ise jeolojik kökenli bir ekstrem doğa olayı olarak karşımıza çıktı. Aşağıda çevre sorunları ile ilgili bir konferansta yer alan afiş resmi verilmiştir. Kutup ayıları zor durumda. Muzuların hızla erimesi nedeniyle kutup ayılarının sayısı 20 bine kadar indi. Deniz kuşları açlıkla karşı karşıya. Denizlerdeki değişme bağlı olarak plankton, yani balıkların beslendiği küçük canlılar ve balıkların azalması nedeniyle deniz kuşları yeterince beslenememektedir. Mercanlar beyazlaşıyor tropikal denizlerde yaşayan mercanların yaşamı son bulmakta ve beyaz kayıklara dönmektedir. Kurbağalarda yok oluş başladı. Sıcaklık ve yağış rejimlerinde ya da yağış değişimlerine karşı çok duyarlı olan bazı kurbağa türlerinin nesli tükenmektedir. Bu kamp konferansın ana teması aşağıdakilerden hangisidir? Radyoaktif kirlilik ve sonuçları. Radyoaktif dediğimiz nükleer yani uranyum gibi bazı önemli yeraltı kaynakları bunlarla alakalı bir durum burada söz konusu değil. Asit yağışları ve etkileri ki asit yağışlarıyla ilgili bir bilgi verilmemiş. Bunların arkadaşlar özellikle su kaynaklarındaki tükenme, buzulların erimesi, küresel iklim, değişikliği ve sonuçlarıyla alakalı özelliklerdir. Yani C şıkkı doğru cevabımız olacak. Çölleşme ve kuraklığın etkileri demiş ki kutuplardan bahsediyor, buzulların erimesinden bahsediyor. Özellikle tropikal kuşakta bir durumdan bahsediyor ki o alanlarda çölleşme zaten Yok. Ozon seyrelmesi ve sonuçları, ozon tabakasının zarar görmesi ve bunun sonucunda zararlı ışınların yeryüzüne ulaşması şeklinde yorumlanabilir. Yani burada özellikle C şıkkına ait bir e, afiş diyebiliriz. Küresel iklim değişikliği ve sonuçları. O yüzden C şıkkını doğru cevap olarak aldık. Yukarıda verilen şehirlerin küresel etkiye sahip olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? New York, Tokyo, Londra, Şangay. Bu verilen merkezlerimiz dünyada ekonomik faaliyetlerin çok fazla geliştiği, önemli borsaların da bulunduğu ve özellikle ticaret merkezi olarak da dikkate alınan alanlardır. Bulundukları ülkelerin başkenti olmaları denmiş böyle bir özellik söz konusu değil arkadaşlar. Mesela Washington, Amerika Birleşik Devletleri, New York değil. Kuzey yarımkürede olmaları Demiş ki kuzey yarımkürede olmaları olabilir ama küresel etkiye sahip olan her yer kuzey yarımkürede değildir. Bu e, özellik olarak geçerli değil. Nüfuslarının fazla olması demiş ki nüfuslarının fazla olması e, kısmı etkili olabiliyor. Ama en önemli nedeni dediği için nüfustan daha önemli olan ne var burada? Ekonomik faaliyetler var. Yani tabii ki nüfuslarının fazla olması da etkendir. Ama en önemli etkenimiz bu alanda ekonominin gelişmesi, önemli borsaların var olması gibi etkenlerde. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Ulusal ve uluslararası ticaret, borsa, bankacılık, sigortacılık, ulaşım gibi ekonomik faaliyetlerin geliştiği şehirler küresel etkiye sahiptir. Buna göre haritada numaralanmış alanlardan hangilerinde bu şehirler bulunmaktadır? Şimdi bakıyoruz Bir numara New York ve çevresi verilmiş bu küresel ölçekte önemli olan ve önemli borsaların bulunduğu bir merkezimizdir. İki numara ki özellikle olarak baktığımızda İngiltere, Almanya gibi ülkelerin bulunduğu alanda buna örnek verilebilir. Orta Asya ülkeleri ki Orta Asya'da çöller var ve bu alanda çok gelişmiş ülkeler yok. Yine Avustralya kısmı olsun ya da Kongo gibi alanlar olsun. Bu alanlarda çok fazla bu tür özellikleri görmeyiz çünkü gelişmemiş ülkeler statüsünde değerlendiriliyor. Ama 1 ve 2'de dediğimiz gibi gelişmiş ülkeler bu tür özellikleri daha fazla görmekteyiz. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Serdal Bey memur olarak sanayi ve hizmet sektörünün yoğun olduğu bir kente atanmıştır. Buna göre Serdal Bey görev yaptığı kentte özelliklerinden hangilerinin fazla olduğunu görmüştür? Ki sanayi ve hizmet sektörünün geliştiği alanlar kentsel alanlardır. Ki bu alanlarda özellikle gelişmiş özelliklerin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Sosyal dayanışma daha çok kırsal kesimdedir. Bu alanın dikkate alamıyoruz. İşlerin imece yani yardımlaşma usulü olduğunu yine kırsal kesimde görüyoruz. Bu tür alanlarda göremiyoruz. Mesleki uzmanlaşma, spor alanları ve organizasyonları ise bu tür gelişmiş olan yerlerde daha fazla görülmektedir. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı 3 ve 4 olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdaki tabloda ekonomideki değişim unsurları zamana göre karşılaştırılmıştır. Buna göre tabloda numaralandırılmış karşılaştırmalardan hangilerinde hata yapılmıştır? Değişim unsuru üretim ve rekabet alanı eski ekonomide ulusal, şimdiki ekonomide global yani dünyayı kapsayan ve Baktığımızda özellikle çok kısa sürede gelişme gösteren ve birçok alanı etkileyen teknolojiyi belirleyen faktörler. Dijitalleşme, eski ekonomi, yeni kısımda makineleşme demiş. Bu yanlış bir ifade. Tam tersi olması gerekiyordu. Günümüz ve ilerleyen dönem için dijitalleşme oldukça öne çıkıyor. Sektörel yapı hizmet sektörü ağırlıklı. Diğerine baktığımızda günümüz kısmına vermiş tarım, sanayi sektörü ağırlıklı. Tarım değil arkadaşlar, hizmet ve sanayi sektörü ağırlıklı tarım eski ekonomi modelinde karşımıza çıkan bir özellikti. Bu da yanlış. İstihdamın doğası istikrarlı, risk ve fırsatlarla dolu denmiş. Doğru ki bu dönemde artık daha fazla risk alma durumu ve fırsatların daha fazla olduğunu görüyoruz. Büyümeyi belirleyen faktör Sermaye ve iş gücü daha önce şu an yenilikler, icatlar ve bilgi ki bilgiyi teknolojiye dönüştürerek ileriye daha hızlı bir şekilde gitme. Yani burada 2 ve 3 yanlış olmuş. Bize de hata yapılanı sorduğu için doğru cevabımızın B olduğunu söyleyebiliriz. Bazı ülkeler sahip oldukları zengin doğal kaynaklarını bilgi birikimi, sermaye ve teknolojik imkanlar ile doğru şekilde kullanarak gelişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek gösterilemez? Almanya özellikle bu tür ülkelere örnek gösterilebilir. Çünkü önemli zenginlikleri de var ve teknolojik gelişmişlik, sermaye de var. Rusya aynı şekilde gösterilebilir. ABD gösterilebilir çünkü önemli doğal kaynakları var. Örneğin Rusya doğal gaz bakımından oldukça zengin. Kanada yine gösterilebilir çünkü petrol deyince ABD, Kanada gibi ülkeler yine akla gelmektedir. Güney Kore'de ise bu tür doğal kaynaklar olmamakla birlikte bilgi birikimini, sermayeyi, teknolojik imkanları doğru şekilde kullanarak gelişmiştir. Yani bunu bozan doğal zenginliklerinin kaynaklarının olmaması. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Diğer özellikler uyuyor ama yeraltı kaynakları zengin doğal kaynaklar uymuyor. Türkiye'de iklim çeşitliliğinin fazla olması tarımsal üretimi etkilemiştir. Buna bağlı olarak bölgeler arasında farklı tarım ürünleri yetiştirilmesi iş ticareti geliştirmiştir. Buna göre haritada oklarla gösterilen kentler arasında hangi ürünün ticareti daha az yapılır? Şimdi orada yoğun bir şekilde yapılan üretim diğer tarafta yapılmıyorsa o iki bölge arasında ne oluyor ya da il arasında bunun ticareti gelişiyor. Örneğin Edirne'de yoğun bir şekilde yapılan çeltik yani pirinç tarımı diğer tarafta Eskişehir kısmında çok fazla yapılmadığı için buradan buraya satış ticaret olacaktır fındık Karadeniz kıyılarında yetişiyor ki İç Anadolu'da mesela Ankara'da fındık yok. O zaman fındık ticareti bu iki il arasında gelişecektir. Antep fıstığına baktığımızda arkadaşlar ki burada Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep, Şanlıurfa gibi alanlarda üretiliyor. Sivas'ta bu üretimi olmadığı için buradan buraya ticareti yapılıyor. Zeytin İzmir'de yetişiyor ama Konya'da yetişmediği için buraya ticareti yapılıyor. Ama turunçgiller hem Muğla'da hem de Adana'da yetişiyor. Yani bu ikisinde de bu ürünler zaten olduğu için ikisi arasında turanjikil ticaretinin çok fazla gelişmesi beklenemez. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebilirim. Aşağıda Türkiye'de Büyükşehir Belediye Teşkilatı'na sahip illerin haritası verilmiştir. Bu sınıflandırmada aşağıda verilen bölgelerden hangisine örnek gösterilebilir? Ki bu büyükşehir belediyeleri baktığımızda işlevsel bölgeler kısmında dikkate alınmaktadır şekilsel bölgeler arasında yer almaz. İşlevsel istatistik bölgeleri dediğimizde ki TÜİK'e göre bazı sınıflandırmalardır. Burada bunu göremedik. İşlevsel plan proje bölgeleri GAP, KOP, DAP, ZBK gibi önemli proje bölgeleridir. Burada ona ait bir durum söz konusu değil. İşlevsel yönetim bölgeleri ki büyük şehirler işlevsel yönetim bölgelerine girmektedir. İşlevsel hizmet bölgeleri içerisinde DSİ, Devlet Su İşleri, karayolları bu tür durumlar dikkate alınır. O yüzden burada doğru cevabımız D şıkkı oldu. Türkiye'de son yıllarda insanlar demir yolları ile farklı illere giderek burada bulunan doğal ve beşeri turizm mekanlarını ziyaret etmeye başlamıştır. Özellikle Doğu Ekspresi ile başlayan bu turizm faaliyetlerinin demir geçtiği diğer illere de yapılmasına karar verilmiş ve bu illerde giden sefer sayıları arttırılmıştır. Bu turizm faaliyetlerinin illerinden hangilerinde gelişmesi beklenir? Çanakkale'de demir yolu ulaşımı bulunmamaktadır. Burada gelişmesi beklenemez. Antalya'da demiryolu ulaşımı bulunmamaktadır. Oraya biz başka bir ilden demiryoluyla gidemiyoruz. Ama Erzurum ve Van'da bu tür demiryolu bağlantıları söz konusudur. O yüzden doğru cevabımızın 2 ve 3. C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Haritada numaralanmış alanlarda kurulan ilk kültür merkezleri aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Bir numara arkadaşlar sarı ırmak, gök ırmak gibi alanlarda kurulmuş olan Çin medeniyetini göstermektedir. İkiye baktığımızda Nil deltasında, Nil çevresinde kurulmuş olan Mısır medeniyetini göstermektedir. Ki Mısır dediğimizde zaten cevap çıkmış oluyor arkadaşlar. Üçte ise İnkaları görmekteyiz. O yüzden doğru cevabımızın D şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda dünyadaki büyük kültür bölgelerini gösteren harita verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen ülke çiftlerinden hangileri aynı kültür bölgesi içinde yer almaz? Yeni Zelanda, Kanada. Yeni Zelanda'nın olduğu yer pembeyle yani Batı Avrupa kültür bölgesi olarak. Yine baktığımızda e, burada Kanada'nın aynı şekilde gösterildiğini Avrupa kültür bölgesinde yer aldıklarını söyleyebiliriz. Şili, Meksika. Ki Şili ve Meksika. Meksika'yı dikkate aldık, Şili'yi dikkate aldık. Bu alanlar arkadaşlar Latin Amerika kültür bölgesine yer alır. İkisi de aynı. Güney Kore, Japonya. Ki Güney Kore ve Japonyayı arkadaşlar biz e, bu alan içerisinde dikkate almaktayız e, Ki bunlar da aynı kültür bölgesi içerisinde. Endonezya ve Hindistan. Ki Endonezya, Malezya, Hindistan gibi ülkelerde yine Hint kültür bölgesi aynı. Ukrayna, Slav. Bunun yanında arkadaşlar baktığımızda Norveç, Avrupa kültür bölgesi. Yani bunlar aynı kültür bölgesinde yer almadı. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Aşağıdaki haritada küresel ticarette kullanılan güzergahlar oklar ile gösterilmiştir. Buna göre haritada numaralandırılmış güzergahlardan hangisinin küresel ticaretteki payı daha fazladır? Özellikle Avrupa ile Amerika arasında, Amerika Birleşik Devletleri arasında çok büyük bir hacme sahip olan küresel bir ticaret söz konusudur. O yüzden burada doğru cevabımız A şıkkı olacak. Ki Güney ile Kuzey Amerika arasında Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri kadar yoğun bir e, küresel ticaret yok. Ama tabii ki ticaret yok mu? Var. Yani orada özellik olarak şu alan en fazla. Çünkü Avrupa gelişmiş olan ülkelerin özellikle ticaret hacmi fazla olan ülkelerin bulunduğu bir alan. E, Amerika Birleşik Devletleri dünyada özellikle ilk sıralarda gelmekte. Bunun yanında baktığımızda Japonya... Ve Avrupa ama karasal alandan göstermiş bunu. E, bu kısım e, küresel ticarette e, Avrupa ile yine dediğimiz gibi Amerika arasındaki kadar etkin bir durumda değil. Ancak ticaret yapılmıyor mu? Tabii ki yapılıyor. Burada payı daha fazladır dediği için ben e, ticaret hacminin en büyük olduğu kısmı dikkate aldım. A şıkkı doğru cevabımız oldu. İntansif yöntemler kullanarak tarım yapan ülkeler için... Aşağıdakilerden hangisi söylenemez. İntansif modern tarım yöntemleri modern yöntemler içerisinde geçmektedir. Tarımda makine kullanımı bu tür ülkelerde yaygındır. Birim, al, birim alandan elde edilen verim yüksektir. En az alandan en çok verimi hedeflemektedir. Sulama, gübreleme, tohum ıslahı, tohum iyileştirme, daha dayanıklı verimli hale getirme gibi çalışmalar yapılmıştır. Besi hayvancılığı yerine mera hayvancılığı yapılır denmiş yanlış. Burada tam tersi olmalıydı mera yerine besi hayvancılığı yapılmaktadır. Çünkü mera hayvancılığı doğal koşullara bağlı ve verimin düşük olduğu, besi hayvancılığı doğal koşullara bağlılığın en az olduğu, verimin yüksek olduğu bir hayvancılık yöntemidir. Yani bunun tam tersi olması gerektiği için doğru cevabımız burada değişik olacak. Kıyı balıkçılığı yerine açık deniz balıkçılığı ki daha fazla üretim yani daha fazla avlanma durumu söz konusu. O yüzden bu da doğru olacaktır. D şıkkını doğru cevap olarak aldık. Aşağıda uluslararası örgütlerden birine ait bilgiler verilmiştir. Buna göre bu örgüt aşağıdakilerden hangisidir? 1949 yılında Sovyetler birine karşı Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için kurulmuştur. Ki bu arkadaşlar özellikle şu anda Rusya'ya karşı tabi karşımıza çıkan NATO. Merkezi Brüksel'dedir. Amacı hukukun üstünlüğünü ve özgürlüklerini tanıyan ülkelerin barış içinde yaşamasını sağlamaktır. Türkiye 1952 yılında üye olmuştur. Ki burada e, az önce söylediğimiz NATO şu bilgiden yola çıkarak tabi e, genel bir bilgi ve yine ezber bir bilgi. Burada NATO dedik. NATO'nun buradaki açılımı nedir dersek Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü. Yani yukarıda özellikleri verilen örgüt Türkiye'nin de üye olduğu örgüt NATO'dur. Doğru cevabımız D şıkkı oldu. Aşağıdaki haritada Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'ne üye olan ülkelerin haritası verilmiştir. Buna göre bu örgüte Aşağıda verilen ülkelerden hangisi üye değildir? Azerbaycan ki bakıyoruz bu taralı alanlar içerisinde karşımıza çıkan bir ülke. Romanya yine bu taralı alanlar içerisinde karşımıza çıkan bir diğer ülke ve Karadeniz'e kıyısı var. Bunun yanında Macaristan bu ülkeler arasında değil çünkü Orta Avrupa'da yer alıyor. Bulgaristan yine komşularımız arasında ve bu e, örgüte üye olan ülkeler arasında. Yunanistan yine aynı şekilde bu örgüte üyedir. Ama Macaristan dediğimiz gibi Avrupa Orta Avrupa'da yer aldığı için bu birliğe, bu örgüte üye değildir. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda bazı olaylar ve bu olayların neden olduğu çevre sorunları karışık olarak verilmiştir. Bu olaylar ve neden olduğu çevre sorunları eşleştirildiğinde ortaya çıkan örüntü aşağıdakilerden hangisidir? Sülfür ve azot oksit gazlarının su buharı ile birleşmesiyle yere düşmesi asit yağmurlarını, asit yağışlarını oluşturmaktadır. Klima, buzdolabı ve sprey gazların, deodorantların atmosfere bırakılması sonucu dikkate aldığımız nedir arkadaşlar? Ozon tabakasının zarar görmesi ki biz bu gazların geneline klora, flora, karbon gazları adını veriyoruz ve ozon tabakasının delinmesine, seyrelmesine sebep olmaktadır. Sere gazlarının atmosferdeki oranının artması küresel iklim değişikliğine sebep olmakta ve bunu daha da hızlandırmaktadır. O yüzden bu örüntümüzde baktığımızda 1 ve 2'de olanlar 2 ve 3'e karşılık gelecek. Bakın 1 ve 2'de olanlar 2 ve 3'e. Son kısımda 3'teki 1'e karşılık gelecek. Örüntümüz D'de olduğu gibi yani D şıkkında verildiği gibi olmalı. O yüzden doğru cevabımızı D olarak aldık. Günümüzde sanayi faaliyetleri, konutların ısıtılması, enerji üretimi gibi beşeri faaliyetler sonucunda ortaya çıkan gazlar hava kirliliğine yol açmaktadır. Bu kirlilik haritada numaralanmış illerin hangilerinde daha fazladır? 1 numara Zonguldak ki burada demir çelik sanayisi, taş kömürü ile yine enerji üretimi gibi durumlardan dolayı kirlilik oldukça yüksek diyebiliriz ki buna bağlı hava kirliliği fazla. 2 numara Bursa sanayileşmiş bir alan Yine burada hava kirliliği daha fazla olmakta, sanayi faaliyetleri, nüfus gibi durumlar da ön planda. 3 numara Muğla. Muğla'da öyle çok fazla sanayileşme göremiyoruz. 4 numara Şanlıurfa. Hani bir Zonguldak ve bir Bursa ile kıyaslanırsa kirlilik, hava kirliliği daha az diyebiliriz. O nedenle burada daha kirli olan, hava kirliliğinin daha da arttığı alanlar 1 ve 2 aşıkı doğru cevabımız oldu. Bazı ülkeler günümüzde doğal kaynakların sınırsız olmadığı ve bir gün tükeneceği düşüncesinden hareket ederek hem yaşayan hem de gelecek nesillerin ihtiyaçlarını dikkate alarak çevre ve ekonomi politikalarını belirler. Bu ülkelerin politikalarında hedeflerinden hangileri yer almaz? Enerji üretiminde fosil yakıtların kullanımının arttırılması, fosil yakıtlar, linyet, petrol, doğalgaz, taş kömürü… Bunlar havayı çok fazla kirletiyor ve karbon oranını arttırıyor. Bu nedenle özellikle küresel iklim değişikliğinde de önemli bir yere sahipti. Bu tür ülkelerde bu tür yakıtların kullanımının arttırılması değil azaltılması yönünde politikalar uygulanmaktadır. Ki bu ülkelerde yenilenebilir. Yani rüzgar, güneş, hidroelektrik gibi, dalga gibi enerji üretim şekillerinden daha çok yararlanır. Sürdürülebilir ekonomi politikalarının uygulanması ki geleceğe yönelik sürdürülebilir bir anlayışta karşımıza çıkmaktalar. Geri dönüşüm ve atık projelerinin geliştirilmesi yine geri dönüşüme önem veren ülkeler statüsünde bunları dikkate alabiliyoruz ki doğal kaynakların tüketimini yavaşlatmak için geri dönüşümü mutlaka yapmamız gerekiyor. O yüzden bir fosil yakıtları bunlar daha çok azaltıyor arttırma dediği için yalnız bir A şıkkı doğru cevabımız oldu. Radyoaktif maddelerin hava, su ve toprağa karışmasına radyoaktif kirlilik denir. Bu maddeler uranyum, toryum, radon gibi kayaçların içerisinde bulunabildiği gibi insanlar tarafından özel tasarlanmış ortamlarda üretilebilir gibi durumlar radyoaktif kirliliğe neden olmaktadır. Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez. Ki radyoaktif dediğimizde özellikle uranyum gibi kaynakların kullanıldığı nükleer santral kazaları buna girmekte boşluğa uygun olmaktadır. Termik santrallerde enerji üretilmesi. Termik santraller fosil yakıtları kullanmakta, linyet, taş kömürü, petrol, doğalgaz ki bunların bu statüde yani radyoaktif maddeler kısmında değerlendirildiği söylenemez. Röntgen ve tomografi cihazlarının kullanımı. Bunlarda da baktığımızda özellikle radyoaktivite dikkate alınıyor ki risk söz konusu ve bu şekilde etrafa radyoaktif maddeler ya da dalgalar yayabiliyorlar. Atom bombalarının kullanılması ki atom bombası nükleer kısımda e, özellikle nükleer alanda zenginleştirme ile gibi önemli bir kaynakla karşımıza çıkıyor. Bu da radyoaktif yani uranyumun parçalanması gibi atomun parçalanması gibi durumlarla karşımıza çıkmakta. Televizyon, cep telefonu, bilgisayar gibi iletişim iletişim araçlarında yine radyoaktif de ya da radyoaktif yayılım söz konusu. Bu da olabilir. Ama dediğimiz gibi termik santraller fosil yakıtları kullanıyor. Yukarıdakine yukarıdaki boşta uygun bir durum olmaz. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda küresel çevre sorunlarından birinin sonuçları verilmiştir. Bu durumların ortaya çıkmasına neden olan çevre sorunu aşağıdakilerden hangisidir? Yeryüzüne ulaşan ultraviyole yani zararlı ışınlarda artış meydana gelir. Deri ve göz hastalıkları artar. Bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı olarak bazı hastalıklar ortaya çıkar. Bitkilerde fotosentezin durması ya da yavaşlaması oluşabilir. Ağaçların çiçek açma ve meyve vermesi azalır. Ki burada bahsedilen arkadaşlar ozon tabakasının zarar görerek zararlı ışınların yeryüzüne ulaşması, bu zararlı ışınların RNA hatta DNA'nın değişmesine sebep olması ve yine bitkiler üzerindeki bu değişikliğe sebep olmasıyla açıklanabilir. Ozon tabakasının denilmesi ya da seyrelmesi dediğimiz olay dikkate alındığında bunun doğru cevabı olacaktır. B şıkkı olarak dikkate aldık. Ülkeler için en önemli kaynaklardan biri de arazi varlığıdır. Bu nedenle sınırları belli bir yerde coğrafi özellikleri dikkate alınarak arazi planlaması yapılır. Bu planlamalar yapılırken unsurlarından hangilerine dikkat edilmesi gerekir? Ki orada bulunan su kaynakları ve bunların nasıl kullanılacağı konusunda bir planlama yapılmalıdır. Tarihi yapıları dikkate alarak özellikle bunlara zarar vermeden o arazide uygun faaliyetleri yürütmek gerekmektedir jeolojik yapı, oradaki kayaç yapısı, oradaki fayatları, oradaki baktığımızda tektonik özellikler bunların hepsini yine değerlendirilmesi gerekir. Örneğin baktığımızda jeolojik yapı bakımından fayatların olduğu yerlere sıcak su kaynakları bulunmakta buna uygun bir planlama yapılabilir. O yüzden burada üçünü de aldık. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Ülkelerin gelişmişlik düzeyiyle doğal kaynakların verimli ve çevreye duyarlı bir şekilde kullanımı doğru orantılıdır. Buna göre ülkelerinden hangileri doğal kaynakları daha verimli ve çevreye duyarlı şekilde kullanmaktadır. Bu ülkeler arasında gelişmiş olan ülkeleri aramamız gerekiyor. Ki ne demiş? Gelişmişlik düzeyiyle doğal kaynakların verimli ve çevreye duyarlı bir şekilde kullanımı doğru orantılıdır. Nijerya gelişmemiş. Venezuela gelişmemiş. Yeni Zelanda ve Norveç gelişmiş ülkeler statüsünde yer almaktadır. Bu alanlarda doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanımı ve çevreye duyarlı projeler ve bazı önemli girişimler söz konusudur. Ki mesela Norveç dünyada çöpten çok fazla geri dönüşüm ve enerji elde eden bir ülkedir ve zaman zaman dışarıdan çöp almaktadır. Bu şekilde bir örnekle birlikte 3 ve 4'ün yani E şıkkının doğru cevap olduğunu söyleyebiliriz. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı bazı ekonomik faaliyetler doğal çevreye zarar vermektedir. Bu durumda bazı çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunların artmasına yol açan ekonomik faaliyetlerden biri değildir? Geri dönüşüm ile birlikte bazı kaynakların tekrar kullanılması ki baktığımızda burada bu sorunlara yol açan faktör değil, bu sorunları azaltan bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Geri dönüşümle birlikte doğal kaynakların tüketimi azalmaktadır ve gelecek nesillere taşınması söz konusu olmaktadır. Enerji üretiminde yenilenemeyen yani fosil olan taş kömürü, lignit, petrol gibi kaynakların kullanılması da bu sorunları arttırır. Çünkü havaya karbon oranı arttıran ya da havadaki karbon oranı arttıran bir durum ortaya çıkar. Konutların ısınmasında fosil yakıtlar yine karbon oranını arttırır, doğal dengeyi bozar, hava kirliliğini arttıran bir etkendir. Sanayi faaliyetlerinin alüvyal topraklara sahip ovalarda yoğunlaşması ki o topraklar tarım amacıyla kullanılmalıdır. Sanayi faaliyetleriyle birlikte o alanları amaç dışı kullanım ve burada yine çevresel sorunların artmasına sebep olabilir. Elektrik üretiminde termik santrallerin payının arttırılması, termik santrallerde arkadaşlar yenilenemeyen yine özellikle olarak niyet, petrol, doğalgaz, taş kömürü gibi kaynaklar kullanılır. Bunlar da havayı kirleten kaynaklardır. Bunların arttırılması da bir sorundur. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Günümüzdeki insanların ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak doğal kaynakların en doğru ve verimli şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalara sürdürülebilir kalkınma adı verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir kalkınmaya örnek gösterilemez? İsrail'in damla sulama sistemi kurarak Arava çölünde tarım yapması ki burada damla, damlama sulama sistemlerinin varlığı önemli çünkü suyu en verimli şekilde kullanıyoruz. Yani suyu ne yapıyoruz? İsraf etmiyoruz ve çölde tarım yapıyoruz. Yani bu önemli bir örnek diyebiliriz, sürdürülebilir kalkınmaya. Endonezya'da yağmur ormanlarını keserek yerine tarım alanlarının oluşturulması. Ormanların kesilmesi zaten yanlış bir şey. Ormanlık alanlar ne amaçla kullanılmalı? İşte doğal dengeyi bozmayacak şekilde oksijen üretiyorlar. Oradaki canlılara bir barınak oluyorlar. Biz bunları kesersek doğal dengeyi bozmuş oluruz. Bu sürdürülebilir kalkınmaya örnek oluşturacak bir durum değildir. İsveç'in yetişmesi çok uzun zaman alan meşe, kayın, yürgen gibi değerli ağaçların sanayide ham madde olarak kullanılmasını kısıtlaması bu da sürdürülebilir. Çünkü bunları çok fazla kullanırsak ileriye dönük ya da gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama kısmında kullanılamamasına sebep olur. Zimbabwe'de biyoçeşitliğin fazla olduğu bölgelerin milli park haline getirilmesi, milli park koruma altına alınan alanlardır ve bunun yapılması yine gelecek nesillere bunların taşınması için oldukça önemlidir. Costa Rica'nın fosil yakıt kullanımını azaltarak yerine tükenmeyen yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması da yine doğal dengeyi bozacak bazı kaynakların kullanılmaması ve yenilenebilir kaynakların kullanılarak yine geleceğe yönelik yatırımların yapılmasına sebep olmaktadır. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz.